Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel berenin yapımını anlatacağım. Çocuklar için harika bir model, hem de çok kolay, 3-4 saatte yapıp bitirebileceğiniz çok kolay bir model. Waffle örgü tekniği ya da gofret örgü tekniği deniliyor bu modele. Ayrıca ben videosunu paylaşmıştım. Burada anlayamazsınız, oradan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle çok hoş, çok kolay bir model. Bana gelen resimde tepede pompon vardı. Dilerseniz pompon da yapabilirsiniz. Küçük çocuklar yaparsanız büyükler için gerekmez, sorun da olmaz. İki sıradan oluşuyor modelimiz. Alt kısım çakma sık iğne. Tepeden başlayacağız. Daha büyük yapmak isterseniz bir sıra fazla yapabilirsiniz. Zaten videoda da söyleyeceğim. Ben kalın bir ip kullandım. 3-4 yaş için ördüm arkadaşlar. Şöyle boyutunda anlayasınız diye mezurayla da vermek istiyorum. Şöyle aşağıya kadar 19 santim. Bakın tepeden aşağıya kadar 19 santim. Şöyle baş çevresi de şöyle göstermek istiyorum. 22 santim. Yani toplamda 44 santim baş çevresi. Öyledir. Böyle dediğim gibi kalın ip kullandım. Şöyle ipini de göstermek istiyorum. Alize Baby Best 240 metre. İnce iple yaparsanız bu 3-4 yaş için, 2-3 yaş için olur arkadaşlar. Kalın iple yaparsanız 3-4 yaş olur. Tabi elinizin sıkılığı, genişliği de önemli. Ona göre böyle şapka bere boyutları Instagram hesabımda vardı diye hatırlıyorum. Oradan girip de bulabilirsiniz ya da oradan bana mesaj yazarsanız size yollayabilirim. Evet, kaç yaşa ne kadar santim boyutta yapmanız gerektiği yazıyor. Panosu var. Yollayabilirim. Evet, hazırsanız tığımı da göstereyim. 2 milimetrelik tığ ile ördüm. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dilerseniz zincirle başlayabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi sihirli halka ile yapabilirsiniz. Şöyle sihirli halka için şöyle tutuyorum ipimi. Baş parmağımın etrafına sardım. Sol elimi aldım. Zincirle sabitliyorum. 6 zincir çekip de başlayabilirsiniz. Evet. Sonrasında 1, 2 zincir çektim. Tığıma doladım. Bir dolayıp 2 defa da çektim. Baştaki zincirle birlikte toplamda 13 tane trabzan örelim. Evet, 13'e tamamlayıp döneceğim. Evet, 13 tane trabzanımı yaptım. Şimdi ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Bu ortadaki ipimi çektirip düğüm atmak istiyorum. Bu şekilde. Böyle düğüm atalım ki iyice sıkılansın. Sorun çıkarmasın. Evet, yeterli. İpimin fazlasını alıyorum. Evet, 3 zincir çekmiştim. Tığıma doladım. Aynı zincirin tepesine bir trabzan daha yapıyorum. Sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum. Şöyle. Evet, zincire değil de trabzana batmışım sanırım. Evet, sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum. 1. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Her bir trabzana çift batacağız. Sıradakine geçtim. Bir trabzan. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. Bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. 13 tane trabzanla başladık. Bu sırada toplamda tamamlarsak 26 tane trabzanımız olacak. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, ikinci sıranın sonuna geldiğim ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum, tığıma doladım. Bu sırada bir tek bir çift batacağız. Bunu tek battık diyelim arkadaşlar. Sıradaki trabzana geçiyoruz. 1. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Birileriye tek batıyorum.
Bir ileriye çift, yani iki tane trabzan yapıyorum. Bir tek batıyorum. Bir çift batıyorum. Bir, iki. Bir tek, bir çift. Evet, sıranın sonuna kadar gelin. Evet, üçüncü sıramızın da sonuna geldik. İlk yaptığım zincirin tepesine tım batırdım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Üç zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu sırada iki tek bir çift batacağız. Bunu tek battık diyelim. Sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum. Bu da tek. Üçüncüye çift batıyoruz. Bir, iki. İki tane tek batıyoruz. Bir, iki. Üçüncüye çift batıyoruz. Yani iki tane trabzan yapıyoruz. İki tek. Bir çift. Aynı yere ikinci yapıyorum. Evet. Sıramızı tamamlayalım. Evet, dördüncü sıramızın da sonuna geldik. Şöyle ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Bu sırada desenimize başlayacağız. Daha büyük çocuklara, mesela 4, 5, 5, 6 yaş çocuklara yapmak isterseniz ya da ipiniz ince ise bu sırada da artırma yapabilirsiniz. Yani buradaki gibi desene geçmeyin. Evet, biz desene geçeceğiz. Şimdi tığıma doladım. Bu sıradaki trabzanı şöyle önden beline dolayarak bakın bu şekilde trabzan yapıyorum. Bu sırada da artırma yapacağız desenimizin ilk sırasında. Şimdi tığıma doladım. Buradaki trabzanın tepesine iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. Evet. İki tane battığım için artırma yapmış oldum. Yoksa desenim tek batmam lazım desende. Evet, şimdi tığıma doladım. Sıradakine önden dolayarak trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine iki tane trabzan yapıyorum. Doladım. Sıradakine bu şekilde batarak trabzan. Tığıma doladım. Sıradakine iki tane trabzan yapıyorum. Artırma yaptığım için iki tane yapıyorum. Yoksa her birine bir batacaktım. Yan yana iki olacaktı. Evet, doladım. Sıradakine önden dolayarak trabzan. Ortada iki tane trabzan olması gerekiyor. Aynı yere iki tane yapıyorum. Sıradakine önden dolayarak trabzan. Sıradakine iki trabzan. Bir, iki. Desenimizin ilk sırası bu şekilde. Sıradakine önden dolayarak. Sıradakine iki tane trabzan. Dediğim gibi bu sırada da artırma yapmış oluyoruz. Bir önden dolayarak trabzan. Birine de iki trabzan yapıyoruz. Evet, bu şekilde. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Şöyle neredeyim? Bakın burada bunun yine önden dolayarak trabzanımı yapıyorum. Tığıma doladım. Buradaki zincirin üzerine iki tane trabzan yapıyorum. Bu geçiş zincirini saklamak istiyorum. O yüzden buradaki önden dolayarak battığım trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Saklandı. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bunu bu şekilde batmıyorum bu sefer. Böyle tepesine batarak trabzan yapıyorum. Bu ortadaki iki taneyi de arkadan beline dolayarak trabzan yapıyoruz. Bir, iki. Artırmamız bitti. Normal örgümüze devam ediyoruz. Önden doladığımızı normal tepesine batarak trabzan yapıyoruz. O iki tane battığımda arkadan beline dolayarak batıyorum bu şekilde. Bu şekilde batıyorum.
Önden dolayarak battığım normal tepesine batıyorum. Ortadaki iki taneyi de arkadan dolayarak trabzan yapıyorum. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Bu şekilde arkadaşlar. İkinci sıramız bu şekilde. Ortadaki iki taneyi arkadan dolayarak yapıyoruz. Önden dolayarak yaptıklarımızda bu sefer tam tepesine normal şekilde batarak trabzan yapıyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Evet, bu sıranın da sonuna geldim. Şimdi zincirinde buradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bunu saklamak istiyorum o yüzden. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu sefer önden dolayarak trabzan yapıyoruz. Sonrasında tığıma doladım. Diğer ikisine normal batarak trabzan yapıyorum ortadakilere. Kenardakilere önden dolayarak yapıyoruz. Ortadaki iki tanesine normal trabzan. Buna da önden dolayarak trabzan yapıyorum. Ortadakilere normal batarak yapıyorum. Kenardakilere önden dolayarak trabzan. Desenimizin ilk sırasındaki gibi. Evet. Bu şekilde. Sıramızın sonuna gelelim. Bir üst sırayı tekrar göstereceğim. Evet, sıramın sonuna geldim. Şöyle neredeyim? Bakın burada bunun yine önden dolayarak trabzanımı yapıyorum. Tığıma doladım. Buradaki zincirin üzerine iki tane trabzan yapıyorum. Bu geçiş zincirini saklamak istiyorum. O yüzden buradaki önden dolayarak battığım trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Saklandı. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bunu bu şekilde batmıyorum bu sefer. Böyle tepesine batarak trabzan yapıyorum. Bu ortadaki iki taneyi de arkadan beline dolayarak trabzan yapıyoruz. 1 2 Artırmamız bitti. Normal örgümüze devam ediyoruz. Önden doladığımızı normal tepesine batarak trabzan yapıyoruz. O İki tane battığımı da arkadan belleri dolayarak batıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde batıyorum. Önden dolayarak battığım normal tepesine batıyorum. Ortadaki iki taneyi de arkadan dolayarak trabzan yapıyorum. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Bu şekilde arkadaşlar. İkinci sıramız bu şekilde. Ortadaki iki taneyi arkadan dolayarak yapıyoruz. Önden dolayarak yaptıklarımızda bu sefer tam tepesine normal şekilde batarak trabzan yapıyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Evet, bu sıranın da sonuna geldim. Şimdi zincirinde buradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bunu saklamak istiyorum o yüzden. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu sefer önden dolayarak trabzan yapıyoruz. Sonrasında tığıma doladım. Diğer ikisine normal batarak trabzan yapıyorum ortadakilere. Kenardakilere önden dolayarak yapıyoruz. Ortadaki iki tanesine normal trabzan. Buna da önden dolayarak trabzan yapıyorum. Ortadakilere normal batarak yapıyorum. Kenardakilere önden dolayarak trabzan. Desenimizin ilk sırasındaki gibi. Evet. Bu şekilde. Sıramızın sonuna gelelim. Bir üst sırayı tekrar göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şimdi buradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim.
3 zincir tırma doladım. Trabzanın tepesine normal şekilde batıyorum. İkinci sırada yaptığım gibi ortadaki iki taneyi de arkadan beline dolayarak trabzan yapıyoruz. 1 2 Önden dolayarak yaptığım trabzanın tepesine normal batıyorum. Ortadakilere arkadan batıyorum. İkinci sıramız böyle. Dediğim gibi desenimiz iki sıradan oluşuyor. Evet, yandakileri de tepesine normal şekilde batıyoruz. Ortadakileri arkadan dolayarak. Evet, bu şekilde yeterli boyuta gelesiye kadar arkadaşlar yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi ben tamamladım. Toplamda 19 sıra oldu. Son sıramı nasıl yaptım? Son sıramda kenardakileri önden dolayarak trabzan battım. Ortadakileri de normal tepesine batarak yaptım. Son sıram bu şekilde. Şimdi bir üst sıraya geçmek için şöyle trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir tığıma doladım. Çakma sık iğne yapacağız. Dilerseniz normal sık iğne yapın, dilerseniz çakma sık iğne yapın. Batıyorum, aynı yere batıyorum. İlmeği aldım. Tek seferde çekiyorum, bakın. Şöyle başına doladım. Batıyorum, ilmeği alıyorum. Dolayıp tek seferde çekiyorum. Çakma sık iğne bu şekilde yapılıyor. Doladım, batıyorum, ilmeği alıp tek seferde çekiyorum. 3. Evet, bu sırada biraz eksiltme yapalım. Şöyle baş çevresini biraz sıksın. O yüzden 4 tane yaptık. 5'er bine bir batarak devam ediyorum. 6 7 8 tane batıyorum. 9. da eksiltme yapalım. Bakın tığıma doladım. Birinciye batıyorum, ilmeği alıyorum. Bir sonrakine de batıyorum, ilmeği alıp böyle 4 ilmeği birden çekmiş oluyoruz. Tekrar doladığım sıradakine normal çakma sık iğne yapıyorum. Yani eksiltme yapmıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tanesini tek batıyorum. 9. da eksiltme yapıyorum. Tığıma doladım, batıyorum. İlmeği aldım. Bir sonrakine de batıyorum, ilmeği alıyorum. Dolayıp 4 ilmeği birden çektim. Eksiltme yapmış oldum. Evet, yine 8 tane çakma sık iğne yapacağım. 2'yi hızlı yapıyorum. 3 4 Siz yine de kimi yapıyorsanız kafasına geçirip bakabilirsiniz. Daha çok eksiltme gerekiyorsa o şekilde de daha fazla eksiltme yapabilirsiniz ya da daha az. Evet, son eksiltmemi şurada. Nerede yapmışım? Evet, burada yapmışım. 3, 6, 7, 8 tane. Şimdi tekrar gösteriyorum. Tığıma doladım, batıyorum, ilmeği aldım. Bir sonrakine batıyorum, ilmeği aldım. Dolayıp hepsini bir çekiyorum. Bir tane eksiltme yapmış oldum. Evet, bu şekilde eksiltmemizi 9. sık iğnede eksiltmemizi yapalım. Bir üst sırayı göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şimdi ilk yaptığım sık iğneye tığım batırdım, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir yine tığıma doladım, aynı yere batarak çakma sık iğne yapıyorum. Sadece ilk sıramızda eksiltme yaptık. Bundan sonra yapmıyoruz. Ama sizinki geniş oluyorsa bakın arada eksiltme yapabilirsiniz. Evet, yine çakma sık iğne yapıyoruz. Her birine bir batıyoruz. Size kalmış 3 sıra, 4 sıra, 5 sıra yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, 3 sıra ördüm ben. 3 sıra yeterli geldi. Dediğim gibi siz daha büyükleri yapmak isterseniz 4 sıra, 5 sıra yapabilirsiniz. Size kalmış. İlk başladığım yere batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 2 zincir. İpimi kesiyorum.
Evet, hayırlı uğurlu olsun sizinki de benimki de inşallah. Şöyle ipimi saklamak istiyorum. Dilerseniz tepesine pompon yapabilirsiniz. Bana gelen resimde pompon vardı bir tanesinde. Pompon yapım videosu var arkadaşlar, bulamazsanız ya da bilmiyorsanız. Şöyle şuraya pompon yapıp dikebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi çok tatlı, çok şirin oldu. Umarım anlatımı beğendiniz. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. orhanhanım.com web sayfamı da ziyaret ederseniz sevinirim. Instagram hesabım orhanhanim_emine, oradan da takip edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.